kaynaklarının nereye harcayacağıyla ilgili bir tercih sorunu var. Sadece o kadar. Salgının ilk günlerini hatırlayın. Biz bize yeteriz dediler. Kendinizden yardım bekleyen vatandaşa IBAN numarası gönderdiniz. Ya böyle bir şey olur mu? Pandemi başlıyor. Vatandaş mağdur. Devlet bana ne yapacak? Dünyada bütün devletler vatandaşlarını bu salgın sürecinde korumak için, onları yaşatmak için, onların sıkıntılarına derman olmak için projeler geliştirirken bizimkiler IBAN numarası gönderdiler. 2 milyar lira toplayarak da bu işin olmayacağının farkına vardılar ama geç vardılar. 2020 yılı Kasım itibariyle COVID-19 salgını sebebiyle vatandaşlara desteklemek için, ekonomiyi desteklemek için atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar lira olduğunu açıkladı hükümet. Borç paketleri ve önlemlerin parasal büyüklüğü 562 milyarla ifade edilirken, merkezi bütçeden çıkan doğrudan vatandaşa nakdi yardım ise sadece 8 milyar lira. Bakın 83 milyon kişiye sadece 8 milyar lira nakdi yardım sağlanmış. Bunların da kim olduğunu vallahi billahi bilen yok. Ben Kocaeli'nde dolaşıyorum. Bakkala giriyorum, büfeye giriyorum, fırına giriyorum, pastaneye giriyorum, kırtasiyeciye giriyorum. Hepsine de soruyorum. Ya siz doğrudan destek aldınız mı? 1 lira aldınız mı? Daha benim karşıma çıkmıyor. Evet, biz aldık diyen olmadı. Kimlere dağıttığını bilmiyorum. Ama söylediklerine inanıyorum. Ona rağmen 8 milyar liranın doğru olduğunu kabul ediyorum. Şimdi ben buradan bir daha söylüyorum. 562 milyar lira bir paket açıkladığınızı ifade ediyorsunuz. Vatandaşa verdiğiniz para sadece ve sadece 8 milyar lira. Oysa siz sadece ve sadece kalyon inşaata aldığı işten 9,5 milyar lira vergi muafiyeti sağladınız ya. 83 milyona 8 milyar lira dağıttık diyorsunuz. Sadece bir yandaş şirkete 9,5 milyar lira vergi muafiyeti sağladınız. Eğer bu virüsün yayılmasında alkol önemli bir etkense arkadaşlar. Geçtiğimiz gün Ankara Valiliği bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Hafta sonu marketlerin alkol satmasını yasakladı. Ben de buradan ilan ediyorum. Eğer virüsün yayılması için alkol önemli bir etkense alkolü tamamen yasaklayın. Hiç sattırmayın ya. Ya insanlar içip bu virüsten ölecekse alkolü hiç sattırmayın. Ama bu sadece ve sadece özel yaşama müdahale ise orada dur derim. Durun derim ya. Böyle bir şey olmaz. Yarın öbür gün bir başkası namaz saatlerinde sokağa çıkmak yasak çünkü virüs yayılıyor derse buna evet mi diyeceğiz? Böyle bir şey olur mu? Kabul edebilir miyiz bunu? Dolayısıyla bunun samimiyetten uzak sadece ve sadece özel hayata müdahale olarak görüyorum. Eğer haram olduğu düşünülüyorsa ben de o yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'na bakın derim. 5 yılda 7.4 milyon lira faiz almış Diyanet İşleri Başkanlığı. Haramsa en büyük haram riba. Yani faiz. 7.4 milyar lira, milyon lira faiz kazanan Diyanet'in işlediği bu haramı görmezden gelirseniz diğer haramlarla ilgilenmek çok haddiniz olmaz. Haberiniz olsun.